Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar acil durum videosu ile karşınızdayım. Bir ara değerlendirmesi yapmak istedim. Ee, sabah anlattığım şekilde arkadaşlar bitcoin çok olumlu değil. Yani düşme riskinden de bahsettim. Şöyle anlatayım arkadaşlar şu an tablo çok olumlu durmuyor. Öncelikle saatlikte bütün ortalamaların altındayız. Bu güzel bir şey değil arkadaşlar. 2 saatliğe gidelim. 2 saatlikte de bütün ortalamaların altındayız. Şimdi arkadaşlar bu analizi sadece hareketli ortalama bazında yapacağım size. Örnek vereyim. 2 saatlikte bakın düşüş sonrası bir tepki yükselişi gelmişti bir gün biliyorsunuz. Tepki yükselişi sonrası MA 200'e kadar yükseldi. Üzerinde 2 saat kapatamadı ve tekrar satış yediğini görüyoruz. Yani hala tablo olumsuz. Yükselişe geçmemiz için öncelikle bizim 2 saatlik bazda MA 200'ü kırmamız lazım. Şu an bulunduğu seviye yani 49.500 seviyesinde. Oranın üzerinde 2 saat kapatması lazım ve diğer 2 saati de tutunması lazım üzerinde. Yani diyelim 2 saat kapattı üstünde, diğer 2 saati altında kapatmaması lazım. Bu olmadıkça arkadaşlar şu an olumsuz tablo devam ediyor. 4 saatlik grafiğe geçelim. 4 saatlikte de MA 100'ün altındayız. Bakın. Oranın da üzerinde 4 saat kapanış gelemedi maalesef. Yani arkadaşlar dediğim şekilde tekrar diyeyim. Şu seviye arkadaşlar 49.500. Üzerinde 2 saat kapatacağız. Diğer 2 saatte tutunması lazım. Bu olmadıkça hala bir risk var. Diğer ortalamaya MA 200 4 saatlik bazda düşme riski var 44.000 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Diyelim oralarda kırıldı. Bakın 41.500 diğer hedefimiz. Ve son olarak ekstra şiddetli bir düşüş gelirse şu seviyeler arkadaşlar 39.000 bin, 40.000 bin bandı bana göre son kale oradır. Diyelim 40.000'e falan düşüş gelirse oradan yani alınmalıdır diye düşünüyorum. Yani bugün gelmeyebilir o düşüş arkadaşlar kesin gelecek de demiyorum. Şöyle anlatayım 2 saatlikte biz kırarsak eğer direnci kırarsak bakın şuradaki direnci kırarsak hedefinde bana göre 51.500 seviyesi olur. Hatta üzerine de atabilir oranın. Saatlik MA 200'ümüz var örnek vereyim. 52 bin dolar seviyesi. Yani yükselişlerde takip edeceğiniz seviyeler orasıdır. Ve düşüşlerdeki desteği de verdim. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum bu şekilde arkadaşlar. 4 saatte bir daha gideyim. Yani şöyle MA 100 üstünde de 4 saat kapatsa olur. O da hemen hemen 49.500 seviyelerine geliyor. Yani 49.500 üzerinde 4 saat kapatmadıkça hala tehlike devam ediyor. O kapanış gelirse de 51.500-52.000 bandına tekrar gidebiliriz arkadaşlar. Şimdilik son durum bu şekilde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Yarın detaylıca değiniriz Bitcoin arkadaşlar. Bir de Ethereum'e bakalım orada durum nedir. Ethereum'de hemen hemen ile aynı durumda. Sabah da dedim arkadaşlar Bitcoin düşerse bütün altcoinler düşer. Yani Bitcoin takip ederek altcoinlerde pozisyon alabilirsiniz diye anlattım. Yani tablo aynı ama Ethereum'deki sıkıntı 4 saatlikte de bütün ortalamaların altındayız. Bitcoin'da 4 saatlikte MA200'ün üzerindeyiz. Ethereum'de altındayız. Yani Ethereum'ün olumluya dönmesi için şöyle 1630 üstünde 4 saat kapatması lazım arkadaşlar. Günlük bazdan bakalım bir de. Orada ne durumdayız? Yani günlükte de önemli ortalama MA 55'e iğne attığını görüyoruz. Şöyle 1424 altında gün kapatmaması lazım Ethereum'un. Bu da diğer detay arkadaşlar. Ama şu an birçok altcoin Bitcoin ile hareket ediyor. Yani Bitcoin'de bir toparlama olursa buralardan altcoin'lerde de bir toparlama olacaktır. Bitcoin öbür desteğe düşerse 44 bin dolar desteğine düşerse altcoin'leri de birlikte düşürür diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bugün çok dikkatli olun al yaparken. Yani full işlem yapmamaya çalışın. İlla alıp satacağım diyorsan bir şeyler. Yani yarın nakitte kalmanı öneririm. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yani düşüş gelirse az üzülürsün ve alttan toplama fırsatın olur. Yükseliş gelirse de e zaten yarı alım yapmışsın kar yapmaya devam edersin. Yani yüzde yüz alım yapmaya mecbur değilsiniz arkadaşlar. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.